Abi böyle bir cinayeti tüm yönlerini biz lanetliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Böyle bir cinayeti işlemiş olan güçler tabii ki emperyalist güçlerdir. Türk, Amerika, İsrail, Fransız, Avrupa'nın ortaklaşa yapmış bir komplodur, bir katliamdır. Tabii ki bu katliam sadece Kürt halkına karşı yapılan bir katliam değil. Tüm insanlığa karşı, devrimci, demokrat insanlığa karşı yapılan bir katliamdır. Biz bu katliamı nerede gelirse gel. Bu sorun çok eski bir sorun oldu. Yüzyıllık bir sorun. Bu sorunun çözülmemesi bir kangren haline dönüşmüş durumda Orta Doğu'da. Son 30 yıl tabii bu katmerleşerek devam eden, büyüyerek devam eden bir sorun. Tüm Orta Doğu çevresini değiştirebilecek bir boyuta gelmiş durumda. Kim istemiyor sorusu çok önemli bir soru. Kim bu sorunu yarattıysa onlar istemiyorlardı. Bu sorunu başından İngilizlerin ve Fransızların yaptığı bir oyundur, bir hiledir. Ve bunlar hala istemiyorlar. Fransa'nın göbeğinde, Paris'te 3 tane değerli Kürt kadını katlediyor. Ve bu her gün bütün bu belli insanların izlenmesine rağmen o gün izlenmemesi, bulunmaması mümkün değil. Bunun bir tek örneği vardır. Bütün istihbarat bürolarında, devletlerin, emperyalist devletlerin istihbarat bürolarında bu olay konuşuluyor şimdi. Kimin yaptığı bellidir. Biz halk olarak bu sorunun arkasında durmak durumundayız. Bu sorunun faillerinin açığa çıkarılmasını istiyoruz. Topyekün Orta Doğu'nun bir barışa ihtiyacı var. Bu barış içinde tek gücün halk olduğuna inanıyorum. Halk bu soruna daha duyarlı, daha katılımcı, daha ortak paydalar üzerine yeni bir sürece girmeleri gerekiyor. Tabii ki buraya şu an yüz binlerce insan gelmiş durumda, herkesin yüreğinde büyük bir acı var ve bu acı bir intikama işaret edebilecek boyuttadır. Ama intikamla gidilebilecek bir yer yok. Bu sorun binlerce insanın yaşamına mal olmuştur. Aynı yöntemi devam ettirmenin bir faydası yok kimseye. Bütün bunlara rağmen barış süreci devam etmelidir. Kesintiye uğramamalıdır. Ama bir yandan da bu katillerin ve bu cinayetin sorumlularının açığa çıkarılması çok önemlidir. Bu onlar açığa çıktıkça barış süreci de yol alacaktır. Teşekkür ederim.